Tamam. O zaman şöyle yapalım. Bu soruda kalmıştık diğer ders hatırlarsanız. Örnek 2'de kalmıştık. Hatta bunu çözmüştük de farklı bir yola çözmüştüm. Şimdi ben kitabın çözdüğü yöntemle bir de çözmek istiyorum. O zaman şöyle yapalım. Yani şuradaki bizim için x'ti. X'ler nerede değişiyormuş? X'ler. Köşeli parantez için eksi 3 ile başlıyormuş. 4'e kadar 4 dahil tabii. Bunlar aralık kavramı var 9. sınıfta oradan geliyor tabii. Eksi 3 ile 4 kapalı aralığında tanımlı x'ler. Biz ne yapacağız? 4x eksi 3'ü bulmamız lazım. Çünkü fx fonksiyonu 4x eksi 3 eşit. Zaten bunun anlamı f eksi 3'e 4 demek. Yani eksi 3 4 kapalı aralığını nereye taşıyor fonksiyon? Yani sen şunu bulduğunda cevap bulmuş olsun. Öyle diyelim daha doğrusu. Bu arada ne yapacağız? 4x olsun önce 4 ile çarpacağım her tarafı. 4 ile çarparsam burası 4 çarpı eksi 3 küçük eşittir. 4 çarpı x oldu. Burası 4 çarpı 4 oldu. Burası ne yaptı? Eksi 12 oldu. Burası küçük eşittir. 4x oldu. Burası ne yaptı? 16. Şurada eşitlik var tabii. Sonra ne yapacağım? Yanında eksi 3 var. O halde her taraftan 3 çıkaracağım. Yani şunu demek istiyorum. 12 eksi 3. 3 çıkardım. Buradan da 3 çıkarıyorum. 4x eksi 3 oldu burası. Burası ne oldu? 16 eksi 3 diyorum. O halde burası bizim için fx dediğimiz şey oldu. Yani fx'in tabii şu görüntüsü anlamıyor. Yani fx'in ne diyeceğiz? Eksi 3 ile 4 arasındaki görüntüsünü bulmuş olduğu şekilde. Burası ne yaptı? İşte şurası 13 yaptı. Şurası ise ne yapar? Eksi 15 mi yapar? Demek ki bizim o fonksiyonun eksi 3 4 kapalı aralığındaki görüntüsü eksi 15 ile 13 arasında değişiyormuş. Yani cevap şu olacak. Cevaba ne demişti bu kitapta? Şöyle bir şey demişti. Evet şöyle yazmış zaten aynı şey. Onu da şöyle yazabileceğim şu kısımda. Şöyle yazmış. Aynı şey olur mu? Aslında olur. Niye fark etmiyor? Yani onu gösterim şeklinde aynı şeyi yapmaya çalışalım. F fonksiyonu eksi 3 4 kapalı aralığında ne yapmış? Bunun görüntüsü demiş. Eksi 15 ile 3 arasında olur. Yani bunu demek istiyorum. Şu eksi 15 şuraya yazıldı gördüğünüz gibi. 13 de buraya yazıldı. Yani bu arada değiştiğini söylemiş olduk. Yani aynı şeyler de gösterimler farklı sadece. Yani cevap buydu. O zaman bunu geçelim. Diğer soruda ne varmış bakalım. F3. F3'ü bulacağız. Yani F3 demek x şuradaki x gördüğün yere 3 yazacağım değil mi? Anlamına geliyor. Yapabilir misin Ayşe? Sanırım. Evet, söyle bakalım ne yapacağız? Sen yazabilirsin sen yaz yoksa bana söyle ben yazayım. F x yerine 3 yazıyorum. Yani şu boyadığım yere x geldi. Eşittir 2 Eşittir çarpı. 2 çarpı 3 eksi 1 Evet. O halde ne 6 gelir? Evet, 6 eksi 1 oldu burası. Şurası, şurası. O halde F3 eşittir. Buradan ne gelir? 5 mi yapar? 5 Cevap Evet. 5 yani evet. Cevap 5. Bu kadar. Basit bir soruydu. Diğer soruya bakalım. Şimdi eksi 1 yazıyor. X görünüm yerine eksi 1 yazacağız değil mi? Neresi? Şurada x var ya bu x'in yerine. Bu x'in yerine eksi 1 yazacağız. Bu anlaşılıyor. Bunu yapalım o halde. X yerine eksi 1 yazarsam x yerine eksi 1 şuraya yazdım. İşte şu x'in yerine geldi. Benzer şekilde şuradaki x'in yerine yazarsam tabii eksi 1 şöyle yazılacağız. Bu parantezine yazılması lazım. X tabii ki burası anlamında. Artı 1 diyelim. Bu işlemi yaparsam f eksi 1 eşittir. Burası eksi 1'in karesini yapar. Artı 1 yapar. Bir de burada var. O halde f eksi 1 değeri ne olmuş o halde? 2 eşit olmuş. Yani cevap 2 olacak. Cevap 2 tamam. Diğer soruya geçiyorum. Bu kez neyi sormuş? Fx'i vermiş. Ax artı 4 şeklinde. F1 artı F2 artı F3. Bunların toplamları 24 olduğuna göre. A kaçtır diye sormuş. O halde F1'i bulalım. Yani x yerine ben 1 yazayım. X 1 için diyorum. X yerine 1 yazarsam o halde F1 eşittir. Ne olur kızlar? A çarpı 1 A artı 4 çarpı olur. 1 artı 4. Burası A artı 4 diye düzenlersek. Yani A ile 1 çarpımı. A yaptı 4. Burası A artı 4 geldi. X yerine bu kez ne yazacağım? 2 neden? Şurada 2 yazdığı için. Buraya kaç olursa ona göre yani. Evet. Ona göre yazmıyorum. Dikkat. X eşittir 1 olsun. Buraya 1 yazdım. Sonra şurada 2 olduğu için geldim. X yerine 2 yazıyormuşum. Evet, 2 için diyorum. O hale yazarsam F
2 eşittir. 2. A çarpı 2 değil mi? Şu evet. A'yı x'in yerine 2 yazdığım için a çarpı 2 oldu. Artı 4. Burayı düzenlersem 2a artı 4 demek burada. Bu da tamam. Evet. Başka bir renkle gösterelim. Mesela şu 3 için yapacağız. Bu kez de gelip buradan şöyle devam edersem x yerine 3 yazacakmışım. 3 yazarsam hali f3 eşittir. Ne oldu? A çarpı 3 olacak. A çarpı 3 artı 4. Ve düzenlersem şu 3a artı 4 olacak. 3a artı 4. İşte bunların toplamları diyor. Toplarsam bunlara değil mi? Şu f1 f2 yapın. 6 artı 12. Evet, 6a artı 12 yapar. Bu da 24'e eşitmişti. Nereden geldi? Şu yukarıda yazı görüyorsunuz. Şurası buradan geldi. Evet. Yani burayı düzenlersem denklemi çözersem. 12'ye karşı yazıp 6a eşittir 12. A, işte. A buradan. Evet, zaten bunu sormuştu. A, cevap 2 yani. Evet, A'nın 2 olduğunu söylüyor zaten. Böyle tek tek x yerine 1, 2, 3 yazdım. Fonksiyonda f1, f2, f3 bulmuş oldum. Bunların toplamlarını bulup 24'e işledim. Yani mantık buydu. Denklem çözdük yani. Geçtim bu soruyla. Yani biraz önceki çözdüğümüz sorunun benzeri. Şu x aralığı. X aralığı nerede değişiyormuş? X'ler neredeymiş kızlar? Eksi 2'den 5'e kadar değişiyormuş. Eksi 2 ve 5'e dahil tabii. Bize bunu sordu. Şimdi bunu elde etmem için ne yapmam lazım? Önce x'in kat sayısı 3 olduğunu 3 ile çarpmam lazım. Eksi 2 çarpı 3 diyorum. Burayı 3 ile çarptım. Arayı da 3 ile çarpayım ortayı yani. Ve en son sağdaki kısmı da 3 ile çarpıyorum. Çarptığım için burası ne oldu? Eksi 6 geldi burası. Burası eksi 6, 3x. 3 geldi. Burası 15 yaptı değil mi? 15. Sonra ne yapmam lazım? Artı 5 demiş. O halde her bölgeye 5 ekliyorum. Eksi 6'nın yanına bir 5 ekledim. Orta kısmı da 5 ekliyorum. X artı 5. Buraya da 5 ekliyorum. 15 artı 5. Evet. Bu halde burayı düzenlersem burayı eksi 1 yapar. Burası zaten bizim fx fonksiyonun değeridir. Yani mesela buraya fx de yazabiliriz şöylece. Buraya ne yazacağız? 20. Fx yazmak biraz şey olabilirdi. Neyse böyle yazalım. Evet. Burada 20 dedik. Evet doğru. Bu halde demek ki bizim aradığımız şuydu ya. O zaman bu ne oluyormuş? F eksi 2'ye 5 kapalı arandaki bütün x'ler nereye taşıyormuş bu fonksiyon? Eşittir diyorum. Şu aralığa yani şurada bulduğum aralık var ya kadar eksi 1'den değil mi? Eksi 1'den başlıyor 20'ye kadardır. Bunu da böyle yazıyor. Cevap bu yani. Eksi 1'e 20 yani. Şu kısım bizim cevabımız. Çözüm. Yani burada yazmış. Eksi 1'e 20 demiş. Doğru yani. Bu da bu şekildeydi. Evet, bu kez de A virgül B aralığından eksi 2 virgül aldı. Yani şunlar X, şunlar Y'yi temsil ediyor. Buna göre düşüneceğiz. F fonksiyonun tanım kümesini bulunur. Yani A ile B'yi sormuş. Yani A, B kapalı aralığı. Yani burada sorduğu şey aslında bize sorduğu neymiş? A, B kapalı aralığı. Yani A'yı B'yi bulacağız. Bunu aralık şeklinde yazacağız yani. Bunu istiyor bizden. Bundan bu anlaşılıyor. İki. Şu, tabii bunlar Y'yi diye biz bunları ne yapacağız? Çevireceğiz ya da şöyle yapalım. Burada Y diyelim. Y derken tabii fx'ten bahsediyoruz aynı şekilde. Y'ler nerede değişiyor? Eksi 2 alt aranda değişiyor değil mi? Şu bizim y'miz dedik. Evet. Buraya geldi. O halde y yerine ben fx yazayım isterseniz. Şöyle yani. Şunun yerine fx yazacağım. Eşit çünkü. 4x-2 şöyle yazılabilir. Sonra fx'in eşiti ne? Orada yukarıda yazıyor işte. Değil mi? Şuradaki 4x-2. Buraya yazdık. Bunlar 9. sınıfta görmüştük eşitlikler konusunda. Burada x'i bulmaya çalışacağız. Çünkü x dediğimiz tanım kümesi aynı zamanda değil mi? Yani şu tanım kümesi x'lerden oluşuyor. Şimdi x'i bulmaya çalışacağız. Her taraf şu eksi 2'yi yok etmek için ne yapacağız? Her tarafa 2 ekleyeceğim. Yani bu eksi 2'nin yanına bir artı 2 ekliyorum. Benzer şekilde 4x-2'yi evet. Bunun yanına ne yapıyorum? Bir tane 2 ekledim. Yani artı 2. Buraya ne yaptım? Buraya da 2 ekledim. Tabii bunları şöyle gösterebilirsiniz. Şunu eklediğimi göstereyim. Eklediğim sayıları bu şekilde boyuyorum. Dikkat. Yani şimdi burayı düzenlersem burası 0 yapar artık değil mi? Eksi 2 artı 0 yaptı. Burası ne oldu? Şu artı 2 eksi 2'yi götürdü. 4x kaldı. Şurası ne yapar? Burası 8 yapar. Sonra her bir tarafı 2'ye böleceğim. Yani bura ve bura. Yani 3 bölge var ya. Bunu 4'e bölümde 4 0 yapar tabii. 4x'i 4'e bölsem x gelir. Bunu da 4'e bölsem 2 gelir. Demek ki x burada değişiyor. İşte bizim aradığımız aslında burası. Yani şu A şöyle B'yi temsil ediyor. O zaman aralığımız neymiş? Yani şuradaki A, B kapalı aralığı şunu temsil ediyormuş. Eşittir dersem sıfırla iki aralığı demektir. Şu A'dır, şu da B'dir yani. Şunu göstermeye gerek var mı? A budur.
B de tabii 2'dir anlamında. Yani x de bu arada değişiyormuş. Tanım kümesi bu yani. Kitap nasıl çözmüş ona da bakabiliriz. Çözüm şuradaydı pardon. Evet, gördüğü gibi şurada ne yazıyor? 0 2 yazıyor zaten. Aynı şekilde yapmış çözüm. Ve böyle yani. Diğer sayfaya geçelim. Burada ne varmış? Fonksiyonlara değer bulma 2 demiş. Yani 1 geçtik 2'ye geldi şimdi. Şimdi diyor ki F4 eşittir 17'ymiş. F4 eşittir 17 nasıl olacak? Türemin kaç dakika var burada kızlar? Kaç kişi ara vereceğiz? 10 dakikamız var. 20 geçe mi başladık? Tamam doğru. 10 dakika var. Evet. Şimdi diyor ki 4 diyor. Şimdi burası çok önemli. Mesela bu sorular çok karıştırılan sorulardan. Mesela şuraya bakarsan parantez içinde F'in yanındaki hemen parantez içinde 4 var. Burada ne var kızlar? Görüyor musun? X eksi 4. Demek ki bu bununla eşleşecek. Dikkat. Bak maviyle maviye eşleştiriyorsunuz. Diğerinde rengini değiştirdiğim halde. Bak şu dışarısı eşittikten sonraki kısmı görüyor musunuz? Bak burası. Evet. Burası kırmızı boyadım. Bu da bununla eşleşecek. Tamam mı? Bu mantık. Bunu yaparsanız gerisi kolay. Demek ki içini, içteyken bunun kastediyorum. İçteyken içi içte olacak. Dışı dışına içte olacak. Böyle diyebiliriz. O halde demek ki x eksi 4 maviyle boyadığım yerle birbirine eşit olacak. Yani x eksi 1 eşittir 4 olacak. Buradan x'i bulabilirsiniz. 5 değil mi? Bitti. Evet. Şimdi ne yapacağım? Dışları. Dışlarken 3 eksi ne var? 3x eksi a var. Dışarıda ne var? Bununki 17 var. Bunu da buna eşitliyorsun. Evet. Yani dışlar dışa, içler içe eşit yani. Sonra x'i bulduk. X'i bulduk. Evet, x'i bulduk. Yerine yazacağız değil mi? X'i yerine 5 yazacağız burada. 15 eksi a eşittir 17 oldu. A'yı yalnız bırakacağız. Yani a'yı bulmaya çalışacağız. O halde 15 eksi 17. A'yı diye eksi a diye tepattım. Artı olarak geçti. Burası ne yaptı? Eksi 2 mi yapar? Evet. A'yı bulduk. Zaten a'yı sormuş soruda. Evet. Bitti. Bu kadar yani. İçi içine dışına eşit olacak. Buna dikkat edeceğiz. Başka bir şey yok. Evet. A'nın eksik olduğunu söylemiş. Burada dediğim gibi içine eşitlemiş, dışına eşitlemiş. Tamam. Ve geldik başka bir örnek. M ve N sıfırdan farklı gerçek sayılarmış. F fonksiyonu reel sayıların reel sayıları tanımlanmış. Fx fonksiyonu nasılmış? Mx küp eksi nx artı 2 diye yazılmış. Şimdi F5 eşittir olmuş. F eksi 5'i diye sormuş. F eksi 5 kaçtır diye sormuş. Evet, dediğim gibi yine şu içini şöyle bir düzelteyim. Evet, şimdi şuraya diyorum yine bunu eşleyeceksiniz. Evet. Bunu içine eşliyorsun. Benzer şekilde onu da şöyle gösterelim. Şu dış kısmı da şu maviyle boyadığım yerde şu dış kısmı eşit olacak. Yani 10 eşit olacak. Evet, yapalım bakalım ne oluyormuş. Hatta onu da rengine göre yapalım. X eşittir 5 oldu değil mi? Kırmızıyı kırmızı. Yani içini işleyeceksen kırmızılar birbirine eşit oldu. 5 geldi buradan. Şu eşitlikten. Burayı işlersen bundan maviyle göstereyim isterseniz. Evet, onu da görelim. Neymiş? Mx küp. Küp. Eksi nx. Evet. Artı 2 eşittir 10'a. Maviyle de birbirine eşitledim. Şu an bölüm karışmasın. Şimdi x gördüğüm yere 5 yazarsam ne olur bakalım. 5 m çarpı 5'in küpü olacak. Sonra eksi n çarpı 5 olacak. Artı 2 eşittir 10'a. Burayı düzenlersem burayı 125 yapacak. 125 m yazacağız. Şurası 5 eksi 5 n eksi 5 n oldu. Artı 2. 10 diye taraf atalım. 8 yapar değil mi? 10'dan 2 çıktı 8. Böyle bir denklem buldum. Herhalde şurada onunla bağlantılı bence. Bir de onu bulalım bir dakika. Bize sorulan yeri şimdi şuraya bir sileyim şu kısmı da. Evet, orası bitti. Burada dursun. Bu önemli. Biraz sonra karşılığında bir kere alayım pardon. Kaleme geçmemişim. Evet, şimdi bir de şurası lazım. Biraz sonra kullanacağız. Şimdi bize sorulan şeye bakalım kızlar. Neyi sormuş bize? F-5. O hali F-5'i bulalım. Yani x görünüm yerine ne yapacaksın? Şuraya kırmızı olan yere yani x olan yere eksi 5 yazmışsın. Buradaki x olan yere de eksi 5 yazmam lazım. Yani m çarpı eksi 5'in küpü eksi n çarpı eksi 5 eksi 5 sonra artı 2 diyoruz. O halde bunun bir düzenleyelim. Ne gelir buradan? Şunu açarsanız eksi 125 yapar. Bir de m var çarpıldığı zaman eksi 125 m gelir burası. Şu ikisini çarparsam artı 5 neye gelir? Artı 2 diyorum. Şimdi buraya bakarsam bununla bu aynı gelmedi. Yani şuradan mı bahsedeyim? Rengini bir değiştireyim. Yani şuraya bakarsak sanki
şu ifadeyi bulmam lazım. Şurayı bulabilir miyim? Aynı şey mi değil? Eksisi zaten değil mi? İşaret değişmiş hali. Demek ki o halde bunun cevabı eksi 8 olmalı. Eksi ile çarpılmış hali yani. Bir dışarıda ne var? Şurada artı 2 var. Onu da buraya ekliyorum. Cevap o halde eksi 6 olacak yani. Evet, cevapta eksi 6'ını bulduk. Evet, bu cevap böyleydi. Kitap nasıl yapmış? Ona bakalım. Evet, şunun 8 olduğunu söylemiş. Yani şurada bizim bulduğumuz gibi. Şunu da eksi parantezine almış. Yani benim eksiğim oydu aslında. Ve cevap eksi 6 görüyorsunuz. Evet. 3'ü bulacağız. F3'ü sormuş burada. Evet. F3'ü nasıl bulacağız? Dediğim gibi şurası 3 olacak. Dışarısı iç kısmı var ya. Kırmızıya boyadığım yer 3 olacakmış. Görüyorsunuz şurası. Bir de dışını soruyor. Dışı nedir? O halde bunu buna eşleyeceksiniz. Başka bir şey yok. Eşitlersem ne gelir? 2x eksi 1 eşittir 3 olacak. 2x eşittir 4. X kaç geldi? 2. Evet, 2 x'in 2'ye dayaz yani. O halde ya diyorum x eşittir 2 için diyorum. Bak böyle başlıyoruz. F 2 çarpı 2 eksi 1 eşittir 3 çarpı 2 artı 1. Yani x gördüğümüz bütün x'lere ne yazdım? 2 yazdım. Burası ne olur artık? 4, 2, 2, 4, 1 çıkardın. 3. Burası F3 oldu. Zaten bize bunu sormuştu. Burayı bulursam 6. Bir de burada var. 7 yapmaz mı cevap? Yani cevabımız 7 yani. Değil mi? F3'ün eşidir 7'ymiş. Yani burada olduğu gibi 7 demiş. Tamam. Evet, gelen bu soruya. Burada ise ne yapacağız? Baktığımda dış iç kısmını boyuyorum kırmızıya. Görüyorsunuz buradaki. Diğer ifadede ise iç kısım şu. Burasını eşleyeceğiz. Başka renk alayım. Dışını göstermek için. Şu dışarısını görüyorsunuz. Evet değil mi? Mavi mavi, kırmızı kırmızı eşleyeceğiz. Onu yapalım bakalım. Önce dışla basayım. Maviyle başlayayım. 2x artı 3 sayısı 7'ye eşit olacakmış. Dışları eşledim buradan. O halde 2x buradan ne yapar? 4 mü gelir kızlar? Şunu buraya attım. Evet. Eksi olarak geçti. Bu. Her tarafta 2'ye verdim. X eşittir 2'ymiş. Tamam. Hı-hı. Şimdi iç kısımları eşleyelim. Yani sırasının önemi yok. Önce dışarı yaptım. Şimdi içleri yapacağım. İçlerken neyi kaçırıyorum? Şu kırmızıya boyadığım yerler yani. AX eksi 1 bölü 3 neye eşit olacakmış? 1 bölü 3'e eşit olacakmış. Buradaki 3'ler sağa değişir değil mi? O zaman ne geldi? AX 1 eşittir 1 olacak. Tamam. X bölümü 2 yazacağım değil mi? X yerine 2 yazarsam çarpı. Ve bunu buraya attık. Burası 2A yapar. Şurada karşı tarafa artı diye geçer. 2 yapar burası yani. A sayısı buradan artık 1 yapar değil mi? Zaten bize A'yı mı sormuş? Evet A'yı sormuş. Cevap 1'dir yani. Cevap 1 bu kadar. Gelin bu soruya. Burada yine aynı mantık. Şu içi şu içe eşit olacak. Dışı da pardon bunu da başka bir renkle gösterelim. Şöyle göstereyim mi? Karışmasın. Evet şu mavi geri almamışım. Evet şu mavi dışı dışarıdaki mavi de bu. Mavileri birbirine eşliyorum. Kırmızıları birbirine eşliyorum. Başlayalım o halde. Evet içine eşitlesem yani x eşittir 2 olacak önce burada. Bu tamam. Dışını eşitleyelim. Şimdi dış dediğim şey maviyle boyadığım yerleri eşitliyorum yani. Ne var orada? 2 tane ax artı yazamadım. 2 ax artı 7 eşittir 19 değil mi? Maviyle birbirine eşit burada dışlar. X'i bulmuştum burada 2 buldum. O halde gelip buraya 2 yazabilirim artık. 2 a çarpı 2 artı 7 19 burada 4A yaptı. 7'yi diğer tarafa atacağım. 19 eksi 7 olacak. 4A buradan kaç yapar? A buradan 3 çıkar. A işte 3 çıkar. A'yı sormamış tabii. Neyi sormuş? F eksi 3'ü sormuş. Ha, şimdi F'i bulmamız lazım. F zaten elimizde var aslında. Biraz eksik. Yani daha doğrusu yapmam gereken bazı şeyler var. Onu şurada yapayım. Yeşil alayım da bakayım. Şura var ya fx fonksiyonunu şuraya yazayım ben. Fx eşittir ne olacak kızlar? Fx eşittir. 2 çarpı a çarpı a'yı buldum. Bir dakika. A yerine artık 3 yazabilir miyim? Yazarım. Evet. Çarpı x diyorum. Şu x de bu x aynı değil tabii. Karıştırmayın. Artı 7. Böyle bir şey buldum. O halde burayı düzenlersem fx ne olacak? Eşittir. 6x artı 7 yapmaz mı? Evet. Burada f yani fx'i ne yaptık? Orada hani a'yı bulup yerine yazdık. Başka bir şey yapmadık. Şimdi fx'i aslında
bulduk. Burada ne yapacağız? X gördüğüm yere eksi 3 yazacağım. Yani şuradaki x gördüğüm yere eksi 3 yazacağım. Buraya da eksi 3 yazacağım. Başlıyorum halde. Nereye? X eşittir 3 diye başlıyorum. Tabi bundan sonra bunu ne yaptık? Şuradan başladık çözüme. X eşittir eksi 3 için diyorum. Halde f eksi 3 eşittir 6 çarpı eksi 3 artı 7 diyeceğiz. Buradan ne geldi? F eksi 3 eşittir. Şu eksi 18 yapar. Artı 7 de burada var. O halde f eksi 3 değeri ne olacakmış? Eksi 11 yapar değil mi? Cevap eksi 11 yani. Evet, cevap eksi 11. Bu da böyleydi. Süre doldu galiba. O zaman bir ara verip devam edelim. Devam etmek istiyorsun değil mi? Ayşe? Hocam bundan sonraki ders birazcık daha tekrar yapmak istiyorum açıkçası. Yani bu dersi bundan sonraki dersi yapar mı yapmıyor mu? Sen net olarak söyle ki ben ona göre. Hayır. Çünkü ufak bir yerde takıldığımı hatırladım şu an. Orayı tekrar etmem gerekiyor. Tamam o zaman. Ben bir girer çıkarım herhalde öyle yapalım. Tamam. Tamam o zaman diğer ders yapmayacağız. Görüşürüz. Dersi anlattığınız için teşekkür ederim. Tamam bir şey değil, görüşürüz.